İstanbul'u görmek için yaşamak gerekiyor. Benim için yapmış olduğum seyahatlerin en güzel yanı İstanbul başlı başına. Cennet, cennet. Kurban olayım taşını taşına. Uzanıp kalmayacağım. Orta yerin deli taşa. Dünyayı da seyahat edip İstanbul'a değişmez. Dünyanın görüp görebileceği en büyük mucizelerin olduğu bir yer. Daha önce hiç görmemiş birine İstanbul'u nasıl tasvir edersiniz? Şehri gezdirmeye çıkarken onu ilk nereye götürürsünüz? İstanbul tabii ki vazgeçilmezlerimizden. Gidip de görülmesi gereken en güzel şehrimiz diyelim. Tabii biraz en yoğun şehrimiz de diyebiliriz. En çileli şehrimiz de diyebiliriz. Enlerin bol olduğu bir şehir. Kesinlikle Boğaz'dayız. Boğaz'a getirirdim ilk önce. Şu anda zaten Yeniköy'deyiz. İnanılmaz güzel. Görüntüyü zaten görüyorsunuz. Yani Boğaz İstanbul'un incisi zaten. Bunun yanı sıra gezilip görülmesi gereken çok yerler var ki ben iyi bilirim İstanbul'u, iyi tanırım. İstanbul dünya tarihi için çok önemli bir yerde duruyor. Peki sizin için nerede duruyor? Benim için tarihin en başında duruyor. Tarihin en önemli kısımları İstanbul üzerinden zaten yazılmış ve buradan geçilmiş. İki kıtayı birbirine bağlayan tek şehir. İstanbul'da size en fazla mutluluk veren yer neresi? Buradan uzaktayken şehre dair en çok neye özlem duyuyorsunuz? Ya ben biraz boğazcıyım, denizciyim tabii ki. Yani kaptanlık yapmamdan da, kendi özel kaptanlığımı yapmamdan da biraz belli oluyordur. Denizi çok seviyorum ben. Denizde en güzel zaten, aslında İstanbul'u boğazdan izleyeceksiniz, denizden izleyeceksiniz. Karadan değil. Yani karadan, denizi değil de denizden karayı izlemeniz, aslında gerçek İstanbul'u öyle orada görüyorsunuz. Yani şöyle ufak bir, böyle bir vapur turunu, bot turunu tavsiye ederim herkese. Biz sadece İstanbul'u karadan görmeden önce denizden izleyelim mi? Kız Kulesi'nin yanına gidelim. Oradan sonra devam edelim. Boğaz'a doğru Sarıyer'e kadar gelelim. Son yıllarda İstanbul'daki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'un gelişmesinde en büyük atılım sizce hangi alanda yapıldı? İstanbul'un gelişmesi zaten hani baktığımızda tabii ki inanılmaz ciddi bir zaman alabilecek bir iş. Çünkü gerçekten 20 milyon, 25 milyona yakın insan yaşıyor burada. Ki kayıtsız olan en az milyonlarca bir insanlar daha var burada. O yüzden hani ne yapılırsa yapılsın zaten yeter, bir kere baştan yetersiz gelir. Bence bana göre en güzel atılımı son zamanlarda metroya yapılan yatırımlar. Metrobüs tabii ki yetersiz ama olmasaydı daha da kötü olurdu. Bence hani daha da böyle toplu taşımaya yöneltmemiz lazım insanları. İstanbul'da yaşayan biri olarak en sık karşılaştığınız sıkıntılar neler? Rahatsızlık duyduğunuz bu hususlarda çözüm odaklı proje önerileriniz var mı? Trafik. İnsanların birbirine saygı olmaması. Bunun başka bir çözüm bulunması lazım diye. Hani değişik bir, çok farklı bir çözüm bulunması lazım diye düşünüyorum. Hala da böyle farklı arayışlar içerisine girmemiz lazım. Hani bu işler köprülerle çözülmüyor gerçekten. Çünkü hani üçüncü köprü yapılıyor. Tamam, hani ağır vasıtaları, işte otobüsler, şunlar bunlar da üçüncü köprüye koyulmaya düşünülüyor. Ondan sonra üçüncü köprü de daha da olacak. Ondan sonra dördüncü yapılacak. Beşinci derken hani çözüm bence başka bir şeydi. Bence bunlar da değil çözüm. Bana göre bence daha farklı şeyler yapılabilir. Mesela İngiltere'de bir örneği var mesela. Suyun altından tüneller yapıldı. Ki çok eski bir tüneldir. Blackwall Tunnel diye. Araçların gidebilmesi için. Hani metroların değil de araçlar için mesela Boğaz'dan da karşıya tünel de yapılabilir. Bence daha da mantıklı. İstanbullu bir şehir sakini olmanın ne gibi yarar ve zararları var? Yararları sabah kalktığınızda bu Boğaz'ın güzelliğini, tabii ondan sonra komşularınız, çünkü nezih komşularımız var bizim burada. Onun dışında yapacak her zaman bir şeyiniz var İstanbul'da. Hiç boş kalmıyorsunuz. İstanbul yorucu olduğu kadar da güzel bir şehir. Ben mutluyum burada. Geçmişten bu yana eşsiz bir kültürel miras taşıyan İstanbul. Bugün kültür ve sanat dünyası için ne anlam ifade ediyor? Kültür ve sanat dünyası, özellikle kültür dünyası için bence inanılmaz yeri var. Dediğim gibi, az önce de anlattığım gibi, hani yıllardır, asırlardır ne savaşlar yapıldı burası uğruna. Neler, ne kanlar, ne canlar yok oldu. O yüzden hani kültürel, sanatsal, zaten sanatsal bence tabii ki de iyi bir yerimiz var ama sanatsal bence daha tam oturmadı. Hani daha böyle daha iyi şeyler olabilir, daha kültürel şeyler olabilir diye düşünüyorum. İstanbul'un en güzel mimari yapısı sizce hangisi? Beylerbeyi'ndeki tabii o, bana göre en güzel oradaki
Harp Okulu mesela, askeri lise, ihtişamıyla inanılmaz bir yer, inanılmaz bir görüntüsü var. Özellikle geceliğin zaten. Beni her zaman orası cezbetmişti. Otururum bazen bakarım uzun saat, uzun dakikalarca böyle oraya, öyle. Bence İstanbul'a böyle Boğaz'dan baktığınızda ilk göze çarpan yer orası. Tabii sonuçta Kız Kulesi mesela. İnanılmaz bir şey yani. Şiir, şarkı, resim, sinema ya da roman gibi İstanbul'u en iyi anlatan sanat eseri size göre hangisi? Şiirler çok güzel anlatıyor İstanbul'u. İstanbul'un üzerine yazılmış belki binlerce değil mi? Belki yüz binlerce şiir var. Halde yazılıyor. Ben bile yazıyorum. Ay İstanbul, İstanbul olalı. Sevgili Sezen Aksu. Çok güzel şarkıları, şiirleri. Anlatmayla bitmez bir şehir. Bir an durup düşündüğünüzde İstanbul'un hangi zaman ve mekanında olmayı hayal ederdiniz? Ben her zaman Osmanlı döneminden kalma bir insan olarak görüyorum kendimi. Bir akıncı olarak görüyorum kendimi mesela. Yani kesinlikle 1400'lü yıllarda olmak isterdim. İstanbul'un fethinde olmak isterdim. O İstanbul'un fethinde çarpışmak isterdim. İstanbul'u görmek için yaşamak gerekiyor. Benim için yapmış olduğum seyahatlerin en güzel yanı İstanbul başlı başına cennet. Kurban olayım taşını taşına. Uzanıp kalmayacağım orta yerinde bir taşa. Dünyayı da seyahatçı İstanbul'a değişmez. Dünyanın görüp görebileceği en büyük mucizelerin olduğu bir yer İstanbul.